Bir de benim en çok zoruma gidene biliyor musunuz Fulya ablacığım? Hı. E, dün TikTok'ta paylaşmış kız çocukların babası. Onları sevin, onlara sahip çıkın. Hı. Paylaşan bir insan. Hı. Paylaşan bir insan. Peki neden? Kızınla. Hı. Gitmiş diye geçen sefer. Kızınla dahi bile konuşmayacaksın diye bir insan nasıl oldu? hangi mantıkla? Peki bu bunu paylaşıyor. Ha, dur o videoyu bir Hangi paylaşıyor? Mi? Benim Arma giden bu. Hasan'ın ilk evliliğinden bir tane kız çocuğu var. Evet. Ee, Hasan iddiasına göre Mekiye diyormuş Şunu bu da söyleyeyim. Bu çocukla görüşmeyeceksin." Ben... Yani sen diyor ne söylüyorsun, ne yapıyorsun diyor. Verin o videoyu TikTok'ta dün gece çekmiş eee Mekiye. babaları. Kızlarınızı sevin. Sevin ki ömürlerini beş para etmez adamların gözlerinde sevgi kırıntısı arayarak geçirmesinler. Benim zoruma giden de bu işte. Peki, Aynı şeyi neden diyorsun, bana değil. peki yaşatıyorsun kızınla konuşmayacaksın Allah Allah diyor. Allah. Ben dediğim gibi dün de söyledim. Ben çikolata getiriyordum ona, bir tane kızıma verdim diye. Kesinlikle de benimle yalan. Benimle kavga ediyordu, Kesinlikle sürekli yalan. kavga. Tabii. Yalan. Sürekli kavga ediyordu benimle abla. kızım abla. Bunu aldığın çikolatayı mı Ona alıyordum. E, poşetten çıkarttım ona veriyordum. Zoruna gidiyordu ya. Benim kızım kusura bakmasın da ben ya, o güne söyledim ona. Sen? Ben kızımın tanağını kimse değiştirmem. Ya, elbette, elbette değiştirmem. Evlatım benim yani. canım ciğerim Ispanıyor her şeyim. Kesinlikle öyle bir şey Peki. yok. Peki yani abla, olsaydım kesinlikle izin vermezdim kimse evime dahi çıksın yukarı bile. Geliyorlardı ama kesinlikle öyle bir şey yok. Ahmet abi üst teyzesi şahit. Bu konuya dahi bile şahitler. Hatta değil sen haksın sen. Senin hakkın yok böyle bir şey söyleme onlara. Öz teyzesi şahit. Balat'ta bilirsin. Peki Fulya abla sorar mısın? Konuşmuyor muydu? görüşmüyor muydu? Hani geçen söyledi ya abla. Ben üvey annemden işte şiddet görüyordum diye. O da yalan. Tek şeyi ben onlara. çektim. Ben orada gidip ben insanlık oları ben. gittim ben. kendi gözümle gördüm. İyi de sen hep onlarla mı yaşadın üvey annesi? Hayır. Ben ve aynı şeyi mi? benim sen kızıma neden bana ne diyebiliyorsun? Onlarla biliyorsun? beraber değildik. Ben gördüm diyordu. E, ben evlendiğim zaman e, kızına güzel bakacağım, ben güzel davranacağım. Madem ya benim eşimsin, benim kızım ya. Bunu diyebilirdi. Hasan, kızın neden anneler yani bakıyor? Kendi yanımıza alalım senin kızın, benim kızım diyebilir. Ama o... Hiçbir şey Siz de başta dediniz. Siz dediniz ki şey zaten annem bakıyor. Sen istesen de biz sana vermeyiz. Siz bu şeyi bana dediniz. Ben yok getirmeyeceksin diye bir şey söylemedim kesinlikle. Aslında evlenmesinde de bak Fulya dikkat edersen. Şimdi hanımefendi de üvey bir annenin yanında büyümüş. ızdırap çekmiş. Onu örnek almıştır mutlaka Hasan demiştir. Bak de benim de, de bir kızım yap. var. Evet. O da ona üvey anne olacak. En azından benim çocuğuma kendisine davranıldığı gibi davranmayacak. Çok çok istiyor. O onu etki etmiştir bak mutlaka. Peki ben ne kızına yaşattım ki onu dövdüm mü geldi de onu kapıya mı yok. Hayır dövmedi. Ne Hayır dövmedi. Ben dediğim gibi ya bırak Yalan kızınla konuşmayacaksın diyor. Allah böyle bir mantık olabilir mi ya? Konuşmuyor muydun peki? Ama şart koştu. Ben kesinlikle öyle bir şey söylemedim. Şu an yalan söylüyorum. Etraftakilerin sorabilirsin. Bak Ya çocukla onun arasında kaç yaş var? Kaç yaş var? O 8 mi senin kız? 7 abla. 7 11 ya yedi. arkadaş ya. 10 yaş var yedi. aralarında. <laughs> Hem ki sen galiba biraz şey yaptın. Niye ona ilgi gösteriyor? Bana Kesinlikle ha? öyle bir şey yok Fulya. Benim kıza alıp veremedim. ne var ki zararım niye dokunsun ki ona? Hı -hı. E niye ama 7 yaşında 8 yaşında çocuk ya. Hı -hı. Niye almadınız yanınıza? Bir ama ilk başta annesi vermiyorduk ki annesi göndermedi. Bir kere öptün mü acaba sarıldı mı ona abla? Ötmedi e mi? Ele vicdanına Hele koy. Ele biz hatırlısın. Bir böyle anne şefkati ben <laughs> onu bekliyordum ondan ama ben ya, ben yanıldım. Nişanlıyken vallahi ben anne ve annemde şunları gördüm ama onu çok seveceğim şöyle. Beni bu şekilde zaten Tabii. kandırdı. Bu şekilde Fulya abla böyle de zaten. diyor da ben bir gün kaldırdı. o kadar kızın üstüne yine durmuştu. Bir gün dedim ki benim çocuğum olsaydı sen beni çocuğumla kabul eder miydin? Kesinlikle kabul etmezdim dedi. Hmm. Böyle bir şey söyledi bana. Etmez miydin? Hayır ben dedi ki kesinlikle. Söylemedim. O... Öyle bir şey Yemin söylemedim, ederim söylemedim Ama ben kabul Söyledin. etmezdim. Ha? Ben, ben kabul Niye ediyorum. kabul Öyle bir şey söylemedim bak öyle bir söylemedim ama ben e, getirmezdim abla. Niye? Ha. Getirmezdim abla. Niye? Ha? Yani başkasının yani evladını... Eee? E onun için anne, de o çocuk başkasının aynen evladı oluyor. Ama benim gidiyor. Zormak... diyor ki ben anne şiddeti gördüm diyor. <laughs> yok yok başka bir şey soruyor bak. Olur mu ya? Oo, kız, ka, o kız da... adamın çocuğu olabilir. Kadın kabul etsin. Kadının çocuğu varsa adam kabul etmiyor. Yok ya. Niye? Ya ben, niye? E, ha şu şekilde olabilir. Tamam ee... eğer çocuğuna tabii ki şey yapamaz. Yani zulmedemez kıskanıyorsa. Eğer ortada. söylediklerin doğruysa elbette kabul etmiyorum ama yani sen diyorsun ki onun çocuğu olsaydı ben onu kabul etmezdim. Almazdım diyorsun. Ama aynı şeyi ondan bekliyorsun. Neden? Kendisi bana diyordu ben böyle şöyle yapacağım diye abla. Ama sen de şimdi söyledin. Evet ben ben söylüyorum abla ben... Niye kabul etmezdin? Bilmiyorum da ben... yani Ayıp mı? Da. Ayıp Hayır ayıp mı? değil kesinlikle evet. ayıp değil de abla bilmiyorum yani benim... Evlenmiş evet. çocuklu kadınla Hayır, evlenmem miydin? Hayır ben o kafada. Yani, asıl, mı diyorsun? Ben zaten öyle bir şey olmuş olsaydım zaten bir kere evlenmiş boşanmış ben As onu da kabul Peki, etmezdim abla. Peki Mekke'nin bir tane çocuğu olsaydı <laughs> evlenir miydin? Bilmiyorum o anki şeye bağlıydı. ben ne desem de yalan olur. Evli yani çocuklu bir kadınla. Bilmiyorum yani insan e, sev, yani sevse değil bir tane çocuk üç tane çocuk da olsa gerçekten bana o değeri verse ben kabul ederim mesela Biraz o değeri verse onu hı. ederim ben ama o o anki şeye bağlı bilmiyorum yani abla ben ne desem de şu an yalan. Yok sen evlenmezdin çocuklu birisiyle söylediğin o. Bilmiyorum. Ailem bir sana. şey der çevredekiler bir şey der aha sana bak çocuklu şey kadınla evlenmiş falan deyip ha. ...baskıdan, hiç öyle, baskıdan korkardın. Hayır ondan değil de bilmiyorum yani, hiç düşünmedim yani. ilk defa böyle bir soru sorduğu için ben bilmiyorum ne diyeceğimi de bilmiyorum yani. Hmm. İlk defa değil ben sana sormuştum. Şimdi o videoda, bir daha verseniz o videoyu ya. TikTok'taki o videoyu. Kız çocuğu babaları, kızlarınızı sevin. Sevin ki ömürlerini beş para etmez adamların gözlerinde sevgi kırıntısı arayarak geçirmesinler. Niye böyle bir video çekti? İçimden geçti. Hiç Hiçbir şey olmamış gibi. şimdi sen burada babana da mesaj verdi. Baban seni izliyordur. Ha? Babadan sevgi görmedin mi? Ben sevgi görseydim ben yani evlenmezdim. Yani bir şahısla evlenmezdim. Peki zorla mı 15 seni bana verdiler? 15 yaşında ki evliliğinde Hı. de mi? Baba sevgisi görmediğin için veya ailede mutlu olmadığın için kaçtın. O zaman öyle bir şey başıma gelmediği için kimse sesini çıkarmıyordu ama o zamanki cahillim işte hata yaptım. Bu şeyler başıma geldikten sonra geldim işte hor görüldüm. Hmm. Bu sefer sevgi falan kesinlikle kimsede kalmadı. Yani ben de rahatlığa gireyim derken dünyam başıma yıkıldı zaten. Peki ne yaptın? Peki rahatlıktan yani, kastın ne başka ne yani ne istiyordu yani mesela Zaten saat gece 3. 2 3'e kadar zaten telefonda alsın gündüz 11 1'e kadar yatıyorsun yani daha ne kadar rahat olabilir ki ben bilmiyorum ben. Telefon telefon kadar. diyorsun da. Bir de Fulya ablacığım. Bir de evlenirken zaten ben TikTok'umu kapatmıştım bir süreleri. Çok affedersiniz. Yani evin senin bir tane evin oldu Hasan'la değil mi? Hasan bir ev yaptı. Evet. Eşyalarınız falan da tertemiz. Hı hı. Gördüm yani. Parken market her şeyin güzel ablam yani. Hı, hı. Olmadı, halde ben... yaptım. Olmadı halde yaptın. Olmadı halde. Ha yani o da zorluğun Olmadı içine halde gitti. Borcun harcını içine gitti. Beni. Girmiş. Kesinlikle Şart borcun. Hani sen daha anlayışlı olamaz mıydın? Yuvanı Keşke kurtarmak için. Keşke zaten anlayışlı için. olsaydı sıkıntı olmaz bizim aramızda. Ben Anlayış eşyalar için mi yuvamı kurtarmaya mi, çalışayım? Ben diyor, eşyalar için mi yuvamı kurtarmaya çalışayım? Ev için mi? Yani benim için rahat olsun sokakta kalayım. Evet, keşke sen en tamam. başta öyle söyleseydin. Keşke öyle söyleseydin de benim Peki, canımı isteseniz canımı sana Keşke verdim. Sen de bu cevap ver. sana altın almadığı için mi şu an buradasın? Hayır kesinlikle ha? öyle bir şey yok. Zulmettiği için, psikolojik şiddet Peki, bana zaman. uyguladığı için, aşağıladığı için ben buradayım. Peki iftira zaman? İftira attığı Abla. için ben buradayım. Peki, git Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.